Evet. Devam ediyoruz. Şimdi burada kazanım 4'teyiz. Burada P polinomu sabit polinom olduğuna göre P 2 kaçtır? Şimdi sabit polinom neydi? Sadece x terim olmayacak. Sadece bir sabit sayı eşit olacak. O zaman x terimlerin kat sayılarını sıfır eşitleyeceğim. X küp var burada. Kat sayısı sıfır. X terim kat sayısı sıfır. Burada M'yi ve N'yi bulacağım. M artı 3 eşittir sıfır. Burada M eşittir eksi 3. Bir de 2N eksi 1 eşittir sıfır. Buradan 2 ne eşittir? 1 ne eşittir? 1 bölü 2. O zaman buradan ne diyebilirim ben? Px polinomunu yazabilirim artık. Px eşittir. Zaten eksi 3 yazdım. 1 bölü 2 yazdım. Buralar gitti. M eksi 3 artı ne? Artı 1 bölü 2 eksi 5 dedim. Doğru mu? M artı ne? Eksi 5 çünkü benim sabitlerimim. Yani burayı toparladığım zaman eksi 8 artı 1 bölü 2. O zaman Px eşittir. Kayda eşitliyorum eksi 16 artı 1'den eksi 15 bölü 2. E o zaman p kök 2 de eksi 15 bölü 2'de. Neden? Sabit polinom olduğu için x yerine ne yazarsam yazayım. Sonuçta cevabım eksi 15 bölü 2 olacak. Devam ediyorum. Px polinomunun derecesi 0 olduğuna göre. Şimdi derecesi 0 ise bak derece 0 demek sabit polinom demek. Doğru mu? Sabit polinom. Derecesi 0 ise yine sabit polinomsa Katsayılarını sıfıra eşitleyeceğim. X'li terimlerin. X'li terim olmayacak. E A artı B eksi 2 eşittir 0. Yani A artı B 2 bilgisi var elimde. Aynı zamanda burada A eksi B eşittir 0. Eksi A eksi B sonuçta 0. Sonuçta işaretini almasam da o. Yani A eksi B 0. A eşittir B geldi. E A eşittir B ise direkt ben A artı B'nin de 2 olduğunu biliyorum. A eşit B eşit 1 derim. Toplamları 2 ise ve bunlar eşitse A da B de 1 olur. O zaman A yerine de 1. B yerine de 1 yazdığım zaman Px eşittir. Eksi 1 bir çarpı 1'den eksi 1 oldu. Zaten A ve B yerine 1 yazdığım zaman buralar sıfırlanıyor. Ne oldu o zaman? Px eşittir. Eksi 1 oldu. Cevabım D seçeneği oldu. Geçtim. Üçüncü soruya. Px polinomu sıfır polinomu olduğuna göre C artı D kaçtır? Sıfır polinomu neydi? Eşittir sıfır olmalı. Px eşittir sıfır. Yani ikisi terimlerin kat sayıları da sıfır olacak. Sabit terim de sıfır olacak. Şimdi buradan A A eksi 1 sıfırsa direkt yazıyorum. A 1. A artı B sıfır. A yerine 1 yazıyorum. 1 artı B0. B sıfır. B eksi 1. Direkt buradan yazıyorum. Şimdi buraya geldim. Şuranın tamamı sıfır olacak. A 1. Bak A eksi B artı C. 1 eksi B de eksi 1. Artı C sıfır olacak. Yani 1 artı 1'den 2. 2 artı C sıfır. Direkt burada öyle yazayım c eşittir eksi 2. Yani bulduğumu diğerinde yerine yazıyorum. E zaten d dediğim sıfır. O zaman bana sorduğu ifadenin eşit işte. a çarpı b 1 çarpı eksi 1 artı c çarpı d. d sıfır olduğu için burası gitti zaten 1 çarpı eksi 1'den. Eksi 1 oldu burası. Cevabım b oldu. Geçtim dördüncü soruya. Px polinomu sıfır polinomu olduğuna göre yine aynı şekilde sıfır polinomuysa burayı sıfıra eşitleyeceğim. Eşittir sıfır olmalı çünkü. X'in katsayısı da 0 olacak. Sabit terim de 0 olacak. A artı B 7. Bu buradan elde ettim. Bunu 0 eşitlersem. Eksi 7'yi karşı yaptım. 7. E burada bu ifadenin 0 olması için karekök 4 eksi A 0. Yani 4 eksi A 0 olmalı. Karekökün içi 0 olmalı. Aynı zamanda eksi A B artı C eşittir 0. E buradan orta, ortadaki kısmı kullanıyorum. A eşittir 4. A yerine 4 yazarsam 4 artı B 7. B eşittir 3. A'yı, B'yi 3, A'yı 4 buldum. Şimdi bunları burada yerine yazıyorum. Eksi A çarpı B. 4 çarpı 3. Direkt yazıyorum artık. A çarpı B. 12 artı C eşittir 0. Buradan C eşittir. 12 geldi. Zaten bana C'yi soruyor. Cevabım C seçeneği oldu. 12. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>